Önceki videoların birinde l uzunluğunda ve A kesit alanına sahip bir tel veya lastiği delta l kadar uzatmıştık. Bunun sonucunda teli eski şekline geri getirmeye çalışan bir geri çağrıcı kuvvet oluşmuştu. İşte bu kuvvetten hareketle iki kavram tanımlıyoruz. İlki gerilim, yani birim alan başına geri çağrıcı kuvvet. Gerilim maddenin ne kadar hızla eski şekline gelmeye çalıştığını gösterir. İkinci kavramımızsa gerinim. Gerinim, birim uzunluktaki değişim veya uzunluktaki bağıl değişimdir. ve maddenin şeklinin ne kadar bozulduğunu, deformasyon miktarını belirtir. Eğer bu terimleri çok iyi bilmiyorsanız veya tekrarlamak istiyorsanız, bir önceki videoyu izlemenizi öneririm. Bugünkü videoda gerilim ve gerinim arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak hepimizin az çok tahmin ettiği bir konudan başlayalım. Eğer gerinimi yani deformasyonu arttırırsak, maddedeki gerilim de artar. Yani maddenin şeklini daha fazla bozarsak, madde eski haline gelmek için daha çok çabalar. O zaman daha fazla gerinim daha fazla gerilime sebep olur. Mantıklı, değil mi? Aslında deneylerde bunu doğruluyor. Hatta küçük gerinim değerlerinde gerilimin gerinimle orantılı olduğunu gözlemliyoruz. O zaman gerinimin değerini 2 katına çıkarırsak gerilim de 2 kat artar. Yani arada doğrusal orantı var. Gerilimin gerinimle orantılı olduğunu söyleyen yasaya Hook kanunu diyoruz. Fakat bu kanunun değerleri bazı sınırlar içinde. Eğer bir yayı alıp çok fazla gerersek yay eski şekline geri gelmez. Yani şekli kalıcı olarak bozulur. O zaman hukuk kanunu sadece maddeye aşırı germediğimiz sürece geçerli. Onun için bu durumun sadece esneklik sınırları içinde geçerli olduğunu söyleriz. Her maddenin esneklik sınırı kendine özel fakat sonuçta bir sınır var. Evet. Bu oransallığı eşittir işaretiyle değiştirebiliriz ve buraya sabit bir değer girebiliriz. Şimdi bu sabit değerin gerçekten ne ifade ettiğini anlamaya çalışalım. Bu amaçla buraya bazı k değerleri koyalım, gerilim ve gerinime neler olacağını görelim. Çok küçük k değerleriyle başlarsak ne olur? Mesela k sıfıra çok yakın olsun, yani çok çok küçük bir değer. O zaman dikkat edin, belirli bir gerinim için gerilim de sıfıra çok yakın olacaktır. Peki bu ne demek? K'nın sıfıra eşit olduğu bir durumda bir telimiz olduğunu düşünelim. Tele biraz gerilim uyguladık ve gerilim de zaten sıfır. Bu durumda teli serbest bıraktığımızda eski haline geri dönmez. Yani K değeri sıfırsa ya da sıfıra yakınsa tel veya maddenin esnekliği çok düşüktür. Mantıklı değil mi? Peki yüksek bir K değerimiz varsa ne olur? O zaman küçük gerilim miktarlarında bile gerilim çok yüksek olur. Bu demektir ki eğer bu maddeyi alır ve az miktarda bile olsa gerilim uygularsak çok yüksek bir gerilim elde ederiz ve madde çok hızlı bir şekilde eski haline döner. Başka bir deyişle madde çok esnektir. Öyleyse yüksek K değerleri fazla esnekliği gösterir. Farkında mısınız? K aslında bize bir maddenin ne kadar esnek olduğunu ifade ediyor. İşte bu nedenle K, esneklik katsayısı ya da elastisite modülü olarak adlandırılır. K ne kadar yüksekse, madde o kadar esnektir. Peki, K'nın birimi ne? Hatırlayın, gerinin birimsizdi. Çünkü şuradaki uzunluklar birbirini götürüyordu. O nedenle K, gerilimle aynı birime sahiptir. Gerilimin birimi ise metrekare başına Newton'dur. Newton bölü metrekare. Şimdi, bir maddenin şekli çeşitli yollarla bozulabilir. Örneğin bir teli alıp gerebiliriz, hatta bükebilir veya kıvırabiliriz. O halde farklı gerinimler uyguladıkça madde buna eş değer bir geri çağırıcı kuvvet ve dolayısıyla eş değer bir gerilim yaratır. Yani oluşturacağımız her tür gerinim için buna karşılık gelen bir gerilim doğar ve bu gerilim gerinim çiftlerinin her biri için Hukuk kanunu geçerlidir. Dolayısıyla farklı tür ve gerilim ve gerinim için farklı bir esneklik katsayısı elde edeceğiz. Evet, şimdi belirli bir tür gerilim ve gerinimden bahsedelim. Şurayı siliyorum. Videonun bundan sonrası için lütfen Hook kanununu aklınızda tutun. Yani gerilimin gerinimle orantılı olduğunu hatırlayın. Bahsedeceğimiz gerilim ve gerinim çeşitlerini anlamak için bir örneğe bakalım. Bir ucundan tavana bağlı bir silindir çubuğumuz olduğunu düşünelim. L uzunluğunda olsun. Bu çubuğa yapabileceğimiz şeylerden biri onu çekmek olabilir. Diyelim ki bu yönde çektik. Bunu yaptığımızda çubuk uzar ve gerilir. Bu durumda delta L çubuğun uzama miktarıdır ve bir gerinime yol açar. Delta L bölü L. Ve şimdi çubuk gerinimi ortadan kaldırmaya çalışır ve eski şekline geri gelmek için bir geri çağırıcı kuvvet oluşturur. Geri çağırıcı kuvvetse bu yönde olur tıpkı bir ipi çektiğimizde olduğu gibi. Çubuk da çekme gerilimi altında deriz. O zaman bu geri çağırıcı kuvveti kesit alana bölerek bir hesaplama yaparsak, sonuçta elde edeceğimiz gerilime çekme gerilimi denir. Buradaki gerinim yani delta L bölü L'ye de çekme gerilimi denir. Çubuğu çekme yerine itebiliriz de değil mi? İtince çubuk baskıdan dolayı sıkışır ve buraya dikkat edin, delta L bölü L Gerilimi meydana gelir. Bu nedenle çubuk bunu ortadan kaldırmaya çalışır ve ters yönde bir geri çağırıcı kuvvet yaratarak dengeye gelmeye çabalar. Tekrar bu yönde. Eğer geri çağırıcı kuvveti kesit alana bölerek bu gerilimi hesaplarsak buna da baskı veya basma gerilimi deriz. Bu da mantıklı değil mi? Çünkü şimdi çubuk sıkıştığı için baskı altında. Bunun sonucunda ortaya çıkan gerilim ise baskı gerilimi olur. Bu çekme ve baskıya boyuna gerilim veya gerinim denir. Uzunlamasına anlamına gelen boyuna kelimesini kullanmamızın sebebi çubuğun ekseni boyunca meydana gelen gerilim ve gerinimleri ele almamız. Bu nedenle bazen eksensel gerilim ya da gerinim terimlerini de kullanırız. Fark etmemiz gereken bir diğer nokta her iki durumda da geri çağırıcı kuvvetin alana dik olduğudur. İşte bakın şurada bu nedenle boyuna gerilim bazen normal gerilim olarak adlandırılır. Çünkü normal dikey durumu ifade eder. Yani bize geri çağırıcı kuvvetin kesit alana dik olduğunu söyler. Burada kullanılan bazı semboller var. Gerilimi hesapladığımızda yani geri çağırıcı kuvveti kesit alanına böldüğümüzde bu boyuna veya normal gerilim genellikle sigma sembolüyle yazılır ve benzer şekilde gerilimi belirten delta L bölü L'yi alırsak yani uzunluktaki bağıl değişimi hesaplarsak bunu genelde Yunanca küçük epsilon harfiyle gösteririz. Eğer Hook kanununu kullanıyorsak gerilimin gerinimle orantılı olduğunu belirtebiliriz. O zaman oransallık eşitlik olarak yazılabilir. Esneklik katsayısını şuraya koyuyoruz. Bu arada bu katsayı genellikle y ile gösterilir ve yan katsayısı ya da modül olarak adlandırılır. Boyuna gerilim veya gerinim söz konusu olduğunda kullanmamız gereken esneklik katsayısı yan katsayısıdır. Şimdi yapacağımız son bir şey kaldı. Çekme ve baskı gerilimlerini görebilmeniz için gerçek hayattan birkaç örneğe bakalım. Çekme gerilimi söz konusu olunca benim aklıma hep bu fotoğraf gelir. Bakın, bu bir yıkım güllesi. Binaların yıkımında kullanılan çok ağır bir taş ve bir tür çelik tele veya zincire asılı. Gülle bu teli çekmeye başlar ve buradaki gerilimi oluşturur. Ne kadar gerilim üretildiğini hesaplamak istersek o zaman burada yan katsayısını kullanırız. Baskı gerilimi için aklıma gelen görüntü ise sütunlar. İnşaatlarda kullanılan herhangi bir sütun düşünün. Bu sütuna etkileyen bir baskı var. Çünkü hem sütunun üstünde olan malzemeler ona üstten baskı yapıyor, hem de zemin aşağıdan yukarıya bir baskı uyguluyor. Böylece sütunlar sıkışıp baskı altında kalıyor. Bu sıkışma nedeniyle gerilim ve gerinim oluşacak. Yine bunlardan herhangi birini hesaplamak istersek yan katsayısını kullanacağız. Genellikle çekme ve baskıyı belirten yan kat sayılarının aynı olması gerekmez. Bir madde çekme sırasında daha esnek olabilirken baskı altında daha az esnek olabilir. Bu nedenle yan kat sayısı için genellikle iki ayrı değerimiz olur. Yine de soruda iki farklı değerden bahsedilmemişse, sadece yan kat sayısı verilmişse o zaman bu sayıyı çekme ve baskıdan herhangi biri için kullanabilirsiniz.